Herkese merhabalar arkadaşlar. Köklü sayılar soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Isınmayla başladık arkadaşlar. Kök 2, kök 3, kök 20, 3. dereceden 30, 4. dereceden 50, kök 50 sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösterelim diyor. Bir kere biz baştan şunları biliyor muyuz? Kök 1, 1 olduğunu, kök 4'ün 2 olduğunu ve bunların böyle uzatmayalım. Kök 81'in 9 olduğunu biliyoruz, doğru mudur? Peki kök 3. dereceden 8'in 2 olduğunu, 3. dereceden 27'nin 3 olduğunu, 4 3. dereceden yine 64'ün 4 olduğunu biliyor muyuz? Bunlar da tamam. Peki 4. derecene geçeceğiz. 4. dereceden de ne var? 16 var. 16'nın 2 olduğunu. Peki üçüncüsü ne? 81'in 3 olduğunu biliyor muyuz? Tamam uzatmaya gerek yok artık. Bunları biliyorsak sorun yok. Nasıl arkadaşlar? Şöyle ki bak şimdi burası böyle bir sayı doğrusu olsun. Bu sayı doğrusunda bir kere bir var mı? Var. Peki iki var mı? Var. Ben bunlara şöyle desem olur mu? Kök bir, kök dört desem olur mu? O zaman, o zaman, o zaman. Benim kök kim nerededir? Kök kim kesinlikle şurada bir yerdedir. Kök üçüm nerededir? Kesinlikle o da yine burada bir yerdedir. Geçtim, 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 geçtim. Şurada bir 3 var. Şurada bir 4 var. Şurada bir 5 var. Peki bunlara sen şöyle diyebilir misin? Kök 9, kök 16, kök 25 diyebilir misin? Çok da rahat dersin. Peki kök 20 nerede o zaman? Kök 20'de 25 ile 16'nın arasında burada mıdır? Yani 4 ile 5'in arasında mıdır? Kesinlikle oradadır. Peki 3. derecene bakarsan 3. dereceden de 2 dediğin şey 3. dereceden 8 değil midir? Peki bu da 3. dereceden 3 dediğin şey 27 değil midir aynı zamanda? Evet. O zaman kök 30 dediğin şey hatta ve hatta ben dayanamadım şunu da yazayım. Burası da 3. dereceden 64 değil midir? 4 16 64. O zaman o zaman o zaman sen şunu biliyor musun? 30 nereye denk gelir? 30 da yine 3. dereceden 30 diye buraya denk gelir. Peki 4'lere bakarsak, 4. dereceden alırsak. Burası 4. dereceden 16 mıdır? Aynen öyle. Peki 3'e ne dersin? 3'ü de biraz önce söylemiştim. 4. dereceden 81'dir. O zaman 50'ye ne dersin? 50'ye de yeşille yazalım bunu da. Tabii ki de 4. dereceden 50'de 16 ile 81'in arasında olacaktır. Bu aralıkları unutmayalım. Bizim için artık 2, 3, 4 masum bir doğal sayı değil. Aynı zamanda kök 4, 3. dereceden kök 8, 4. dereceden kök 16 olduğunu da unutmayalım. Bu gibi şeyler aklımızda kalsın. Sıralama sorularında da çok yardımcı olacak. Ne var? 3 ile 4 arasında kim? 3. dereceden kök 30. Bunları da nasıl yapıyorsun? Köklerini bildiklerini böyle anlattın, geçtin. Peki 450 sayısının yaklaşık değerini bulmak için hangi irrasyonel sayıyı yaklaşık olarak bilmem lazım? Peki bunun için ne yapacaksın? 450 sayısını bir düşünelim. Bak burada çarpanlarını ayıracağım. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Kesinlikle bu 9'a bölünür. Uzatma yani. 2 saat 2, 3, 5 diye yapma. Peki bu nedir? E 50, 25'e kesinlikle bölünür. E peki 25'e bölersen 2 mi kalır? 2'ye bölünür. O zaman burası 1 olur. O zaman sen şunu biliyor musun artık? 450 dediğin sayı kök içinde 9 çarpı 25 çarpı 2 midir? Aynen öyle. O zaman sen buna kök içinde bu arada kökün derecesi 2 görünmez bir şey varsa 2 olduğunu hatırlıyorsun sen. Tamamdır hocam. Burayı da anladık. Peki derece 2 ise 3 üzeri 2 dışarıya 3 mi çıkar? Çünkü niye? Kilidi kırar çıkar. 5 üzeri 2 2 olduğu için kilidi kırar çıkar. Geriye ne kalır? Kök 2 kalır. Peki hangi irrasyonel sayı? Bu arada irrasyonel neydi? İrrasyonel virgülden sonra devi, virgülden sonra Düzensiz gidenler mesela pi 3,14 nokta nokta gidiyor veya hatta başka sayılar da olabilir. Mesela e diye bir sayı var ama siz görmediniz. Onu söylemeye gerek yok. Bir de ne olabilir mesela? Kök içinde dışarı çıkamayan sayılar irrasyonel sayıdır. O zaman bizim irrasyonel sayımız bu mu? Evet. O zaman sen kök 2'nin değerini bilsen bunun değerini bilir misin? Çok da iyi bilirsin ama şu an gördüğün gibi bilemiyorsun dedik. O yüzden hangisinin değerini bileceksin? Kök 2'nin değerini dedim geçtim. Şimdi çok güzel, çok tatlı bir model sorumuz var. Okuyalım. X eleman reel sayı olmak üzere ikinci dereceden bu arada burada görünmez varsa ikinci dereceden kök ya da kök içinde x eksi 2 artı 3 burada da yine bunlar var. Dördüncü derece olduğunu fark ettim. İfadesi reel sayıymış. Reel sayı olması için gereken neydi köklü sayılarda? Reel sayı olması için çift derecelilerin içi sıfır ya da pozitif olacaktı. Peki bu 2 olduğu için görünmez bir 2 olduğu için kesinlikle nedir? X eksi iki büyük eşittir sıfır. Peki alttaki çift derece mi? Aynen. O zaman o da 2 eksi x büyük eşittir sıfır. Peki tek derecelilerde ne vardı? Tek dereceliler istediği olabilirdi. Bunun içerisi kesinlikle eleman reel sayı olsun yeterdi ki zaten reel sayı olacaktır. Peki bunları bir toparlayalım. X dediğim şey neymiş? 2'den büyükmüş. Peki burada x dediğim şey neymiş? 2'den küçükmüş. Bak böyle okursan yanlış anlarsın tabii ki de. Burada ne diyor bana? X dediğim şey 2'ye eşit ya da büyük. Burada ne diyor? 2'ye eşit veya küçük. Nasıl ya? Öyle bir şey olabilir mi? Olur tabii ki de. Ne zaman olur? Sadece x2 iken olur. Ha. Bak zaten ben burada şunu fark etmiştim. Bu bunun eksilisi. Ya bu artıysa bu eksi. Bu eksi ise bu artı. Ama tek bir şart var ki bizim köklü modelimize uyar. O da nedir arkadaşım? O da şudur. Buraları sıfır yaparsam yoksa herhangi bir sayı mesela 3 ver. 3 verirsem burası 1, burası eksi 1 olur. Olmaz. Niye? Çift derecenin içi eksi olmaz. Nerede? Reellerde. O zaman olmayacağı için x'e 2 dedik. Peki x'e 2 dersem 2 eksi 2 sıfır. Kök sıfırın derecesi ne? Kök sıfırın değeri ne? Sıfır. Peki 3'e topladın. Aşağıya geldin. 2 eksi 2 sıfır. Dördüncü neden sıfır ne? Sıfır. Artı. Şurası ne oldu? Küp kök bir oldu. E zaten sen bunun bir olduğunu biliyorsun. O zaman sıfır artı 3. 3. Sıfır artı 1. 1. O zaman cevabım ne oldu? 3 oldu. Güzel bir gülen yüzlü soruyu bitirdik. Ve geçtik. Arkadaşlar biraz önceki soruda bak bana bana düzgün okumayı hatırlattı değil mi biraz önceki soru? O zaman buraya bakalım bu soruda ne olacak? Dördüncü dereceden bir sayı var. Altıncı dereceden bir sayı var. Ve bunun cevabı sıfır. Ya bir saniye. Çift dereceli ise cevap kesin artı mıydı? Evet. Çift dereceli ise cevap kesin artı mıydı? Evet. Çünkü niye? İçerisi artı olmak zorunda dışarı çıkarken de artı diye çıkıyor. Cık. Ya o zaman bir şey soracağım, Artı artı nasıl sıfır olur? Ha biraz önce söylemiştim. Artı değil arkadaşlar. Sıfır ve artı. Kökün içerisi sıfır ve artı olur. O zaman yazalım. 2 eksi b. Ha bu arada 0 ve artıysa ne olacak? Artı artı olamayacağına göre 2 değerimde 0 olursa cevap 0 olur. O zaman ne diyorum? 2 eksi b kesinlikle 0'dır. Bir de ne diyorum? 2a eksi 3b artı 12 eşittir kesinlikle 0 diyorum. O zaman burası çok kolay oldu. 2 eşittir b. B eşittir 2 çıktı. Tabii ki de B'yi burada yerine koyarsan 2A eksi 3 çarpı 2 artı 12 eşittir 0. Burası ne oldu? 2a eksi 6 artı 12 eşittir 0. Peki burayı düzgün yazalım. Eksi 6 artı 12 artı 6 eşittir 0. Tabii ki de karşıya attın. Burası da ne oldu? Her iki tarafı da 2'ye böldün. Ne oldu? A eşittir. Eksi 3 oldu. Bize A çarpı B'yi soruyor. Eksi 3 kere 2 cevap ne oldu? Eksi 6 oldu. Burada arkadaşlar ne yaptık? Unutmamamız gereken şeyi bir kere daha tekrar dedim. Neydi? Çift derecenin içi sıfır veya artıdır. Sıfır veya pozitiftir dedim. Geçtim. Artık köklü sayıların anlamını bitirdim. Şimdi nereye geldim? Tabii ki de basit işlemlere geldim. Bakalım bunları nasıl yapacağız? Hemen bakıyorum. 196. Bu arada bu sayıları görünce benim aklıma şu geldi. Sen ona kadar biliyorsun ya. Ona kadar bildikten sonra şu 11'lere geçelim mi? 11'lere geçersen nedir? 121 11'dir. Bir, e 12 nedir? 144'tür. 12'dir. 13 nedir? 169 13'tür. 14 nedir? 196'dır. 14'tür. 15 nedir? 225'tir. O da 15'tir. 16 nedir? 16 dediğim şey 2 üzeri 16 e, dediğim şey 4'ün kare e, pardon 16 dediğimiz şey ne? Şöyle diyelim 16'nın karesi. 16'nın karesi dediğimiz şey ne? 2 üzeri 4'ün ikinci kuvveti. Yani 2 üzeri 8 mi oldu? 32'yi biliyorsun. 64, 128, 256. Bunu da hemen böylece hatırladım diyelim. En son olarak da 17 nedir? 17 burada var diye söylüyorum. Yoksa devamını ben de getirmek istemiyorum. 289. Bunlar da benim aklımda olsun. Neden? Böyle sorular gelirse patlamayalım, yapalım diye dedik. Peki şunu ben bir ayırsam. Nasıl ayırırım? Kök içinde 196 bölü 100 diye ayırırım. Pardon. 100 diye değil tabii ki de. 10 diye ayırırsın. Çünkü virgülden sonra bir tane var. Bir sayı varsa bunun içi 10'dur. Peki burayı nasıl ayırırsın? 144 bölü 10 mudur? Bölü Aşağı ne sayırsın? 289 bölü 100 diye ayırırsın kökün içinde. Eksi burası da 121 bölü 100 diye ayırırım. Peki toparlayalım. Bir kökün içinde ne vardı? Bu kök, şunu şurada şöyle gösterelim. Bir kökün içinde bölme işlemi varsa bu ayrı ayrı yapılabilirdi. O zaman mesela burası 196 bölü kök 10'dur. Kök 10 dışarı çıkar mı? Çıkamaz. Peki kök 196 nedir? Kök 196 benim için şunu şöyle çekelim. Kök 196'ya bakıyorum. 16, şey 14. O zaman ne olacak? Bu dışarı çıktı. Peki kök 10 çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Eksi. Burası nedir? Ya böyle ayrı ayrı yazdığımı düşünelim. Bir daha yazdırmayın. Kök 144 nedir? 12'dir. Bölü aşağıdaki yine çıkamadı. Kök 10 olarak kaldı. Aşağıya geldim. 289 17'dir. O zaman bu 17 çıktı. Bakın burası kök 10'du. Burası kök 100. Kök 100 direkt kendini kurtarır. 121 11'in karesi. 10 da zaten buradan yine geldi. Artık olayı toparlıyorum. Yukarısı paydaları aynı olduğu için nedir? 2 bölü kök 10'dur. Aşağıların paydaları aynı olduğu için 6 bölü 6 bölü 10'dur. Ters çevirip çarpılacağı için 10 bölü 6'dır. Bak şimdi bak 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 bak. Ben sana ne demiştim? 10 dediğim şey masum 10 değil. Kök 10 çarpı kök 10'dur. Bak 10 dediğin şey kök 10 çarpı kök 10. O zaman bir kök 10'la sadeleşirse ne kalır burada? Kök 10 kalır. E bunlar da sadeleşirse ne olur? Burada bir burada 3 kalır. O zaman bunun cevabı nedir? Kök 10 bölü 3'tür dedim. Ve bu sorudan da çok güzel kurtuldum. Ve bu soruyu da geçtim. Peki bu sorudan öğrendiğimizi biliyoruz. Neydi o? Hangi sayıların karesi ne olduğu? Gerisi zaten gördüğün gibi ne? Rasyonel sayılarda işlemler. Bir de şu masum olmayan sayıları unutmayacaksın. Mesela 2 artık masum değil. Nedir? Kök 2 çarpı kök 2'dir. Hemen mesela kök 2 bölü kök 2'yi gördün mü? Gerekirse sadeleştirmeyi de yaparsın dedim. Bir kere daha attım bunu. Geldim buraya. Bilmem gereken önemli bir şey daha vardı. Şurada görünmez 2 var. Ve sayılar kökün içinden çıkarlarken çift kökün içinden çıkarlarken mutlak değerli tek kökün içinden çıkarlarken direkt çıkarlardı. O yüzden ona dikkat edeceğim. Yalnız bu arada 2 üzeri 6 dışarı çıkmak istiyorsa üssü 2 olmalı. Ben üssü sayılardan şunu çok iyi biliyorum. Bunun üssünün 2 olması için üssün üssü çarpmaydı. Kesinlikle 3 kere 2 diye ayırmam lazım. Çarpı 5'i nasıl ayırırsın? 5'i de y karenin karesi çarpı bir tane daha y diye ayırırsın. Neden? 4 var burada. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanmış gibi paramparça, parçık pinçik etmen lazım. Ettiysen burayı şunu göreceksin. Bunun derecesi buysa içeride ne görüyorum? X küp görüyorum. Dışarıya ne çıkacak bu? Mutlak değer x küp çıkacak. Y kare ne diye çıkaracak? O da mutlak değer y kare diye çıkacak ve de kökün içinde çıkamayan bir adam var ki o da nedir? Y'dir. Burada bir tane Y kaldı. Peki bunlar nasıl çıktı? Bak bununla bu birbirini götürdü çıktı. Bununla bu birbirini götürdü çıktı. Kilidi açtı çıktı. Üzeri ikiler ya. O yüzden çıktı. Peki sen şu X kübün değerinin kesin artı ya da kesin eksi biliyor musun? Bakın mutlak değerde ben bunu çok iyi anlatmıştım size. Siz de çok iyi anladınız diye düşünüyorum. Biraz artistik oldu ama olsun. Bak X kübün sen Kesin artı ya da kesin eksi olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Niye? Eksi sayının kübü de eksidir. O zaman bu mutlak değer dışına eksi alarak çıkardı. Aynen dışarı alıyordum, önüne eksi koyuyordum. Çarpı Peki y karenin sen dışarıya nasıl çıktığını biliyorsun? Burada bir kere kesinlikle cevabım nedir? Y kare zaten %100 pozitiftir. Buraya bakmama gerek yok. Baksam bile zaten pozitiftir. O zaman buradan y kare çıktı. Tabii ki de kökün içindekine de müdahale edemiyorsun. Bunun cevabı da böyle bir sayı oldu. Ben zaten eşit nedir diyordu. Bunu da yaptıktan sonra geçiyorum. Lütfen şu ayırmaları, üstü sayıları çok iyi çalıştıktan sonra bir kere daha tekrar edersiniz. Çok iyi olur dedim. Ve bir tane de yine basit bizim özelliklerimizden bir tanesiyle geldik. 25A 25, 9A 25, 9. A 9. Bunlar bana işte matematikteki sorulara biraz şüpheci. Ya bunlar niye aynı? Bunlar niye aynı diye sorarsan sana yardımcı olur. Ben bildiğimi yapayım. İki tane 25 var. 25 parantezini alsam güzel olmaz mı? Bence olur. 25 parantezini alalım. Buradan 25'i silersen A gelir. Burayı da 25'i silersen yani 25'e bölersen 1 gelir. Eksi burası 9 geldi. Burası da nedir? Yine A artı 1'dir. Cevabım da 8'dir. Peki 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 sen şunu biliyor musun? Kök içindeki x çarpı y dışarıya kök y çarpı kök x diye çıkar mı? Neden? Bakın işte benim size söylediğim her zaman söylediğim bir şey. Matematikteki en önemli kural düzgün yazmaktır. Düzgün yazacaksın. İkinci kuralda bir, bir değeri bir özelliği düzden biliyorsun. Ama kesinlikle tersten de bilmen lazım. Ve sorularda her zaman tersten soracaklar soruları. O zaman bakın biz size özellik olarak bunu göstermiştik. Ama adamlar ne yapmışlar? Kökün içinde çarpım vermişler. Sen tersten de çok iyi bilmen lazım. O zaman kök 25 dışarı çıkarsa hatta hadi bir kere daha yazayım. Kök 25 çarpı kök A artı 1 eksi kök 9 çarpı kök içinde A artı 1 eşittir 8 midir? Çok uzatmayalım artık. Buranın sen 5, buranın 3 olduğunu biliyorsun. O zaman 5, buranın da 3. 5 tane elma eksi 3 tane elma. Köklü sayılarda da toplama çıkarma yapılıyordu. Yeter ki yanlarındaki dereceler ve içleri aynı olsun. 5 tane elmadan 3 tane elma çıkarsa 2 tane elma kalırdı. Yani bu vatandaş kaldı. Her iki tarafı 2'ye bölersen bunlar gider. Burası ne kaldı? 4 kaldı. Burayı da gökkuşağı gibi yaptım. Her tarafı farklı bir şey yaptım olsun. Hemen geçelim. Neyin kökü 4'tü? Tabii ki de 16'nın. O zaman a artı 1 16 ise buradan da a eşittir nedir? 15'tir dedim ve bu soruyu da bitirdim. Bakın şurada güzel bir tabir kullandım. Neyin kökü 4'tür? Neyin kökünü alırsan 4 olur cevap. 16'nın. Ya da sen şöyle yapabilirsin burayı. Buranın karesini, buranın karesini alırsan şu kareli kökle bu gider. Geriye A artı 1 16 kalır. O da olur. Bu da olur. Ama sen tersten okumayı unutma yeter ki dedim. Geçtim. Biraz önceki sorularımızdan yine özelliklerden bir sonraki özelliğe geçtik. O özelliğimiz nedir? Okuyalım. A büyüktür sıfırdan küp kök içinde A kare. Kare kök ne oldu? Kök, kök A oldu. Altıncı dereceden de A var yine kökün içinde. Peki 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 arkadaşlar. Bizim özelliklerimizden birini biliyorduk değil mi? Hatırlıyorduk. Neydi? A üzeri N varsa burası M ise biz bunu size nasıl anlattık? Şöyle anlatmıştık. Ne demiştik? Bakın üst üstte. Zaten üst. Üst üstse. Bu üst değil mi? Üst. O zaman üstte. Kök de biliyorsun ki toprağın altı kök. Kök de altta gelir. Bak bunu böyle yaparsan hiçbir zaman unutmazsın ve şaşırmazsın. Bunu böyle anlatmıştık. Bir kere daha tekrar ettik. O zaman her köklü sayı üssü sayı şeklinde yazılabiliyor muydu? Yazılıyordu. O zaman hemen yazayım. Burada ne var? Üst üste kök toprağın altına. Kök altta. Çarpı. Şurada bir görünmez iki. Şurada bir görünmez biri var mıydı? Evet. O zaman ne olacak? Üst üste kök alta. Tamam. Buna baktım. Burası nedir? Burası da yine bunun üstünde görünmez bir var. Üst üste kök alta geldi. Bana bunun cevabını soruyor. Hemen burada ne olacak? Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. 2 bölü 3 çar, artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 oldu. Peki bunların hepsinin paydasını sen 6 yaparsan 6 yaparsan ortak 6 paydasında birleştirirsen 3'ü neyle genişleteceksin? 2. O zaman 4. 2'yi yine ile genişleteceksin. 3 ile o zaman 3. 6 yine ile genişleteceksin. Hiçbir şeyle genişletmeyeceksin. Oldu da bitti maşallah dedik. Hemen bakalım adam olacak mı? O zaman burası ne oldu? A 3 7 8 8 bölü 6 oldu. 8 bölü 6 oldu. Bunu 2 ile bunu 3 ile bunu da 1 ile genişlettik. Oldu. Peki bunlar sadeleşir mi? Tabii ki de sadeleşir. Ne yapar hemen bunlar? Nasıl sadeleşir? 4 bölü 3 diye sadeleşir. Peki ben bunu geri çevirebilir miyim? Biraz önce yaptığım gibi. Evet üst üstteydi. Tamam. Kök de alttaydı diye yaptım. Peki ben bunu dışarı alabilir miyim dostlar? Alabilirim tabii ki de. Nasıl? Biraz önce göstermiştim yine. Bu sonuçta 4 3'ten büyük olduğu için a üzeri 3 çarpı a üzeri 1 diye ayrılır. Ve a üzeri 3 de kilidi kırar çıkar ve böyle olur dedim bitti. Bazı arkadaşlar diyecek ki: "Hocam neden böyle yaptın? Hocam şöyle yapsan olur muydu? Burası 3, içeriği 2 ile çarptın, dışarıyı 2 ile çarptın, 6." Bak, öyle de yapalım size. Biraz videoların süresi uzun oluyor diye şikayet ediyorsun ama bunları bilin işte bak. Burası 6. dereceden a üzeri 4. Niye? Dışarıyı içeriği çarpabilirdin. Hemen buraya bakıyorum. 6. dereceden içeriği dışarıyı üzerlerini çarptım. Bak bunun derecesini çarptım. 6. Bunu da çarptım. 3. Çarpı. bununki zaten 6'ydı. A üzeri 1. Peki dereceler aynıysa aynı dereceye girer miydi? Aynen öyle. Peki bunlar iç içe geçer miydi? Tabii ki de tek kökte yazılırlardı. Bak yine aynısı oldu. Ne oldu? 6. dereceden A üzeri 4, 7, 8 oldu. Bu da bunun aynısıdır dedik ve geçtik. İki türlü de olur mu? Olur. Ben sana ikisini de gösteriyorum. Canın ne isterse. Bir başka bir kuralımız daha vardı. O kuralımız da neydi arkadaşlar? O kuralda şöyleydi. Bu sayılar içeriye, 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 içeriye girebilirlerdi. Ve şöyle bir şey biliyordum ben. Burası M ise, burası neyse köklerin dereceleri sanki üstü sayılardaki gibi çarpılacaktı. Tabii ki de böyle değil. Köklerin dereceleri çarpılacaktı. Burada M çarpı N olacaktı. Şimdi mesela burada gösterelim. Bu arada da içeri attırıyorduk bunları. Tek tek içeri attırıyorduk. İlk önce bak dikkat. Bu arada burası tabii ki de kafanı karıştırmasın. Bu A üzeri 3 değil bak. Bu kökün 3'ü. Kökün 3'ü o kalsın. Şimdi çok dikkat. Dışarıda bir tane kök var. İçeride bir tane kök var. Bir de burada bir tane kök var. Ve ben her şeyi içeri atacağım. Bunu göstermiştim. Bak en içeride zaten a üzeri 3 var. Bunun derecesi 2 olduğu için bunun gireceği sadece burası. O zaman bu a kare ise dışarıya çıktıysa bu aslında içeriden a karenin karesi yani a üzeri 4 diye mi çıkmıştır? Evet. Peki bu İçeriye ilk önce girse A üzeri 3 diye bunun içine girecek. Buradan da buraya girerken A üzeri 3'ün karesi yani A üzeri 6 diye mi girecek? Aynen öyle. Bakın A üzeri 3 girdi. A üzeri 3'ten A üzeri 6 diye girdi. Niye? A üzeri 3'ün karesi yani üstün üstü çarpılacak. Bu arada burada görünmez ikiler var mı? Var. Aşağıya bakarsan aşağıda da benim şu an için yapabileceğim bir şey yok gibi gözüküyor. Ama dereceleri aynı olsun diye bunları genişletebilirim. Biraz önceki soruda yapmıştım. Genişleteyim bu arada. Bununki 12 olsun. A üzeri 3 oldu. Bununki 12 olsun. O zaman burası da 4 ile çarptıysan içeriği de 4 ile çarpacaksın. Olacak bitecek. Şu yukarıyı bir toparlayayım hemen. 3 2 2 ne oldu burası? Derecem 12 oldu. İçeride tabanlar aynı olduğuna göre üstler toplanacak. 3, 4, 7, 13'ü yapıştırdım. Bölü aşağıya geldim. Bunlar iç içe kökler oldular artık. Niye? Bur bir önceki soruda söylemiştim. Burada söylemedim tabii ki de. Ne oldu? İç içe köklerde de A üzeri 3, A üzeri 8 ile çarpılıp A üzeri 11 oldular. Peki, peki, peki. Yine bir önceki sorudaki gibi kök 12'lere geldiler mi bunlar? 12. dereceden kökün içinde a üzeri 13 bölü a üzeri 11 olurlar mı? Çok da iyi olurlar. Neden? Neden? Çünkü dereceleri aynıysa arkadaşlar tek köke girebilirler. Tek köke girerlerse bana avantajı nedir bunun? Tabanlar aynıysa üstü sayılarda üstler çıkarılırdı. O zaman a üzeri 12 12 nereden çıktı ya? a üzeri 2 oldu. A üzeri 2 oldu. Çünkü 13'ten 11 çıktı. 2 oldu. Tabii ki de bunlar yine istediğim gibi sadeleştirebilirdim. O zaman burası 6. Burası da A oldu. Bu soruyu da çok güzel bir şekilde çözdük. Ne yapacaksın? Özellikleri çok iyi bileceksin. Yoksa işler vahim olur. Matematikte en önemli şey özellik, özellik, özellik. Düzgün yazmak ve özellikleri tersten okumak. Lütfen özellikleri tersten de ne anlama geldiğine bir bakın derim. Her zaman bunu söylerim. Tarz bir soruya geldik. Nasıl bir tarzmış bu? Ona bakacağız. Artık eşlenik kısmına geçtik. Köklü sayılarda paydalar kökten kurtulması lazım. Bunun içinde ne gerek vardı? Kök, kökleri kurtarmak için eşleniğe gerek vardı. Peki eşlenik dediğimiz neydi? Eşlenik dediğimiz şey şuydu. Köklerin artıysa ortasını eksi yapıyordun. Ve bu sana ne getiriyordu? Bu sana iki kare farkı getiriyordu. Bu sana 2 kare farkı getiriyordu. Nasıl? Bununla bunu çarparsan kök 2'nin karesi. Bununla bunu çarparsan arada eksi olacak. Kök 1'in karesi. Bak ne güzel oldu. Köklerden kurtuldun. İşte burada da biz bunu yapıyoruz. Tabii ki de burayı ne yapacaksın? Kök 3 eksi kök 2 ile. Bunu ne yapacaksın? Kök 36 eksi kök 35 ile çarpacaksın. Peki yavaştan çarpalım. Bunu çarparsan ne olur? Artık bir de bu arada şunu fark ediyorum. Burası kök 2'den 2. Burası kök 1'den 1. 2 eksi 1, 1. Burası kök 3, kök 3, 3. Kök 2, kök 2, 2. 3 eksi 2, 1. Kök 36, kök 36, 36. Kök 35, kök 35, 35. 36 eksi 35, 1. He. Bunların alayının paydası 1 oldu. O zaman ben bunları birlikte yazabilirim. Peki burayı ne yaparsın? Burası 1 olduğu için paydayla payı da genişleteceksin tabii ki de. Kök 2 eksi kök 1 artı. Buraya geldin. Kök 3 eksi kök 2. Pardon eksi diyorum artı yazıyorum. Kök 2 oldu. Artı. Buraya geldin. Kök tabii ki de burada nokta nokta nokta. Şu artıyı bir silelim. En son ne geldi burada? 36 eksi kök 35 geldi. Şimdi arkadaşlar çok dikkat. Ne oluyor burada? Gidenler, gelenler var. Onlara bakmak lazım. Peki şurada en son ne olacak? Bir de mesela kök 3, üç, kök 3'ü yazdık ya. Kök 4 eksi kök 3 olacak mesela. Burada da ne olacak? Kök 5 eksi kök 4 olacak. Buradaki gidişata bir bakalım. Bakın. Kök 2, iki, kök 2 ile gitti. Kök 3, üç, kök 3 ile gitti. Hep bunlar birbirlerini götürüyorlar. E kök 4, bir sonraki kök 4 ile gitti. E kök 5, bir sonraki ile gitti. Bak hepsi birbirini götürüyor. Gördüğün gibi kök 3 bir sonrakile gidiyor. Kök 2 bir öncekile gidiyor. Bunlar birbirini götüre 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 buralarda gördüğün gibi herkes gidiyor. Mesela sadece 4'e kadar 5'e kadar yazsan herkes gidiyor. 4'ü de götürünce kök 5 kalıyor. O zaman bunlar birbirini götüre götüre en sonunda kök 35 gidecek. Giderse yukarıda ne kalır? Şurada bir kök 36 kaldı. Önünde artı vardı. Şundan dolayı. Bir de şurada kök 1 kalacak. E aşağısı da zaten 1'di. E peki kardeşim kök 36'yı sen biliyor musun 6 diye? Peki kök 1'i biliyor musun 1 diye? O zaman ne oldu? 6 eksi 1 5. 5 bölü 1'de 5 oldu. Çok tarz bir soruydu. Bence biraz açıklayarak oldu. İnşallah kafanız karışmamıştır fazlaca açıkladığım için aslında kafanız karışmamış olması lazım. Ama sen şuraları istiyorsan biraz daha açabilirsin. Ne oluyor? Birinci ile ikinci, birinci ile ikinci, birinci ile ikinci, birinci ile ikinci gide gide gide. Burada ikinci gitmiyor. Burada da ikinci gittiği için birinci kalıyor. Sen bunu kısaca böyle yazabilirsin. Bu tarz soruyu da çok güzel çözersin. Eşlenik gördük mü arkadaşlar? Ne yapacağız? Eşlenik gördük mü? Her zaman yapacağımız şey şurayı da birazcık düzeltelim. Bayanın kafası biraz uçmuştu. Orayı da toparladık. Eşlenik gördük mü? Ne yapacağız arkadaşlar? Eşlenik gördüğümüzde eşlenik gördüğümüzde birbiriyle çarpmaya çalışacağız. Bakalım kök 5 artı 1, kök 5 eksi 1 mi? Aynen öyle. Peki kök 3 eksi 1, kök 3 artı 1 mi? Aynen öyle. E bunlar birbirinin eşleniği. Nasıl çarpacaksın hocam? Bana zaten birbiri türünden cevabı sorduğu için her zaman bakın buna A deyin ve bir şeyler yapın. Bunlar çarpılsınlar. Bak x'i aynı alayım. x'i aynı alayım. Bir de a'yı da ters çevireyim. Nasıl ters çevireceksin? Çarpmaya göre ters çevireceksin. E ters çevrilirse bu kök 5 eksi 1 bölü burası da kök 3 artı 1 olur mu? Olur. Peki bu taraf ne oldu? X bölü A oldu peki bunlar eşlenik olduysa çarptım mı? Kök 5 kök 5 5 1 1 1'in karesi 1 kök 3 kök 3 3 1 1 eksi 1 oldu. Burası ne oldu? X bölü A. Bu taraf ne oldu? 4 bölü 2. E peki burada sadeleşme var mı? Tabii ki de var. Yukarısı 2 aşağısı 1. X bölü A da buradan ne çıktı? 2 bölü 1 çıktı. Ben içler dışlar yapayım abi. Burası ne oldu? 2x oldu. Bana a'yı soruyordu x türünden. Tabii ki de burada her tarafı 2'ye bölersen a dediğin şey x bölü 2 oldu. Ve bu durumda çok güzel bir soruyu da geride bıraktık. Yazılı sorusu olabilir. Zamanında ÖSYM bunları çok kullanıyordu. Çok seviyordu. Bu tarz sorularda ne yapacaksın? Eşlenikleri birbirine çarptıracaksın dedik. Yine geldik. Yine bir eşlenik sorusuna. Artık eşleniği zihninize çok iyi bir şekilde yerleştireceğimi düşünüyorum. Bence de yerleşsin. Çünkü çok önemli bir olay. Artılı eksili olursa bunlar eşleniktir. Bakıyorum. Kök 3. Kök içinde x artı 3. Kök içinde x artı 3. Kök içinde x eksi 3. Kök içinde x eksi yani 3. Biri artı biri eksi. Ama bir dakika. Burada ne var? Burada bu başta bu başta. Bu sonda. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Ama sen şu a'yı Şöyle de yazabilirsin çünkü arası artı olduğu için x eksi 3 artı x artı 3 de yazabilirsin. Çünkü 2 ile 3 toplarsan 3 ile 2 toplarsan aynı şeydir bir şey fark etmez. E ben bunun cevabına biraz önceki gibi bak bunun cevabına a diyeyim pardon a nereden çıktı bu sefer buna x diyeyim. x dersem ne olacak x eşittir ne oldu x eksi 3 kök içinde. Ya x'ler karışır bu sefer de. X demeyelim tabii ki de. Ne diyelim? Y diyelim. Bir türlü bir şey veremedik. Sonra da daha da Y yok değil mi? Oh be Y yoksa kurtulduk. O zaman burası ne oldu? Şunun arası eksiydi. Eksi ise de x artı 3 oldu. Bakın bununla bunun arası aynı şeyler ve araları eksi mi? Eksi. O zaman eşlenikleri ne olursa olsun sen çarpım pozisyonuna gideceksin. Taraf tarafa çarpalım. Çarparsan ne oldu? A çarpı Y oldu. Bu eşlenikler Nasıl kurtarıyorlardı kendini? Bunda bunu çarparsan kökten kurtarıyordu. Eksi bunda bunu çarparsan ne oluyordu? Bunlar da kendini kökten kurtarıyorlardı. Peki şurayı tatlış bir şekilde şuraya yazalım mı? Evet. O nedir? X eksi 3. Eksiyi açtın. Eksi x. Eksiyi açtın. Eksi 3 geldi. X'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. A çarpı y eksi 6 oldu mu? Oldu. Bana kim lazımdı? Y lazımdı. Her tarafı A'ya bölersen ne olur? Y çıkar ortaya. Çünkü A'lar birbirini götürdü. Y eşittir. Eksi 6 bölü A imiş dedik. Demek ki bu A sayısı Y sayısı A'nın eksilisi ve 6 bölüsüymüş dedim. Ve bu soruyu da geçtim. Arkadaşlar eşitlik muhabbeti önemliydi. Bir tane de Bizim hangi konumuz var? Antrenmanlarda yine kökün içinde muhabbet vardı. O da neydi? Şu kökün içindekiler hangi iki sayının çarpımı burası da hangi iki sayının toplamı diye bakıyorduk. Çünkü bu kural da çok önemliydi. Sen kökün içinde bir iki görürsen ne yapıyordun? Hemen onun ne olduğunu düşünüyordun? Çarpım ya da buranın çarpım buranın da toplam olduğunu bilecektin. Burada sihirli bir küçük bir zeka sorusu gibi Hangi sayıların çarpımı 30 toplamları 13'tür? Çok net gözüküyor. 10 ile 3. O zaman ben ne yapıyordum? Bak 21 bölü hemen hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde arası eksi olduğu için ne yapıyordum? Büyük olanı yazıyordum. Kök 10 eksi kök 3 yapıyordum. Eksi burası da 21 bölü aynı şeyler olduğu için arası eksili arası artılı olacak. Kök 10 artı kök 3 yaptığım. Bunu nasıl yapıyorduk? Bir önceki derslerin bir önceki videomuzda köklü sayılar canlı yayınında anlatmıştık. Canlı yayında söylediğimiz gibi şimdi burada göstermeye gerek yok. Bu bir kuraldı. Çarpımıydı. Yalnız şurası artıysa, arası artı, burası eksiyse arası eksiyse burası eksi olacaktı dedik. Peki eşleniği sen biliyor musun? Bunun eşleniği buydu. bunun eşleniği de tabii ki de yine aynısının tıpkısının benzeri olan buydu. Peki bunları çarparsam ne olur? 21 parantezinde kök 10 artı kök 3 bölü bunlar artık eşlenik oldu. Kök 10 kök 10 10 kök 3 kök 3 3 eksi burası 21 parantezinde kök 10 eksi kök 3 çünkü kök 10 eksi kök 3 de genişletiyorum payda ve paydayı. Burası da 10 eksi 3 oldu. Biraz önceki muhabbetimizden dolayı. Şimdi Peki 10 eksi 3'ün sen 7 olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Bununla bu sadeleşir mi? Aynen öyle. Burada 1 kaldı. Peki bununla bu sadeleşir mi? Aynen öyle. Burası 3 oldu. Peki düzgün yazalım şimdi. 3 kere kök 10. 3 kök 10. 3 kere kök 3. 3 kök 3. 3 kere kök 10. Eksi 3 kök 10. Eksi 3 kere kök 3 artı 3 kök 3 etti. O zaman kök buradaki 3 kök onlar birbirini götürdü. Cevabım ne çıktı? 6 tane kök 3 çıktı. Buradaki iki muhabbetini ve kökün içinden dışarı çıkma muhabbetini de unutmayalım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi canlı yayında bunu da fazlasıyla anlattık. Burada da sorularımıza işledik. Emin ol bunu da şimdi aklına sokacağım. Çünkü çok fazla yapacağım. Görürsün aklında kalacak bence dedim ve bu dördüncü dereceden kök 17 artı böyle bir şeyde ben her zaman başına 2 arıyorum ya buraya 2 yazacağım. Peki bu 2 içeride 4 müdür? Aynen öyle hocam. O zaman 4'e bölersen 7 kere ve 72 oldu mu? Oldu. O zaman 2 içinde 72 mi? Neden? Çünkü bu kök içinde şu silik yazıyor biraz daha düzgün yazayım. Kök içinde 4 çarpı 72 ise 4 dışarı çıkabilir. 72 olur. Hocam peki 36 da dışarı çıkar. Dışarı çıkar da ben ne yapayım? Bana ne? Beni ilgilendiren şey 2. 2 çıkması lazım. O zaman 2'yi aldım dışarı. Hemen 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 hemen. Şöyle bir muhabbet var mıydı burada? Kökün dışına çıkmada. Bak burası 4. derece. Burası da çarpımları Burası da toplamları. Hangi iki sayının çarpımı 72 toplamları 17. Tabii ki de kök 9'la kök 8'in dedim. Bu arada sen bunu kökten dışarı rahat çıkartıyordun ya niye? Burası kare olduğu için. Peki böyle bir durumda sen ne yaparsın? Böyle bir durumda sen şunu yaparsın. Bunun derecesi 4, bunun derecesi 2 ise sadeleştirme yaparsın. Olayı toparlarsın. Bak bununla bu gitti. İçerisi rahatladı. Bu arada kök 9 nedir? 3'tür. Peki kök 8 nedir? 2 kök 2'dir. Hoba soru nereden nereye geldi? Olaya bak. Niye? Hangi iki sayının çarpımı 2? O hangi iki sayının toplamı 3'müş peki? Ha, o zaman bak soru nereye geldi? Direkt kök 2 artı kök 1'e yani kök 2 artı 1'e kadar geldi. İşte müthiş bir şekilde bu kökün içinden dışarıya tam kare olarak çıkıp da kurtulma sorularında artık anladığımı düşünüyorum. Anladığım için de bu soruyu geçiyorum. Peki 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 her zaman böyle bize bariz verirler mi? Biraz önceki gibi bariz bir şekilde 72 17 işte 2 2'ye 3 diye bariz bir şekilde verirler mi? Vermezler. Adamlar cin. Adamlar çakal. Ne yapar? Zoru. Zor bir şekilde soruyu sorarlar. Patlarsın. Ama sen patlamamak için ne yapacaksın? Olayı bileceksin. Tonguç izliyorsun. Ben her şeyi yaparım diyeceksin. Bak videoların süresi uzun diye lagalugo oluyor. Olmasın arkadaşlar. Neden? Görüyor musun? Zor soruları da gösteriyoruz. Kolayları da sen konuyu öğren diye en ince ayrıntısına kadar gösteriyoruz. Peki hangi iki sayının çarpımı 3A? Hangi iki sayının toplamı A artı 3 diye komik bir soru sorsam tabii ki de herkes bunun A'ya 3 olduğunu bilir. Peki bunun anlamı ne ola? Ne ola ki bunun anlamı kök içinde kök A artı kök 3'ün karesi olacak. İşte burada bu arası eksi olduğu için bu arası artı değil eksi olacak. Şimdi bu dışarıya bir de şurada ne var? Ben size her zaman söylediğim şey bu A artık masum bir A değil. Bunu şurada çok cana gösterdim. Daha da göstermeyeceğim. Bu nedir? Kök ağa çarpı kök A'dır. O zaman altta da bir kök a var. Bunlar birbirini götürür. Götürdüyse burada bir kök a kaldı. Şimdi çok dikkat et. M dediğim şey şu kökle kare gider mi? Gider. Ne gelir yerine? Mutlak değer gelir bak. Mutlak değer gelir. Ya da direksen sen çıkartabilirsin. Direkt çıkartabilirsin. Ama kimin büyük, kimin küçük olduğunu biliyorsan direkt bunu yapabilirsin. Kim büyük abi? Bakalım hemen. 3. Bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? A 3'ten küçük Sıfırdan büyük. O zaman A 3'ten küçükse mutlak değerde bu küçük bu büyük olduğuna göre önüne eksi alarak çıkar. Ki mutlak değerde ben bunu çokça söyledim. Nedir? Eksi alması demek. Yerlerini değiştirmesi demek. O zaman burası da kök A oldu. M dediğim şey bu kadar basit bir şey çıktı. O da neymiş? M eşittir kök 3'müş. Bakın şıklarda kök köküç olacaktır. Hepiniz atlarsınız. Atlamayın. Soruyu güzel gene okuyun. Ne var? M'nin karesini soruyor bize. M'nin karesi nedir? Kök Köküçün karesinden dolayı 3'tür. M kare artı 1'i soruyor. M kare artı 1 de M kare 3 olduğuna göre artı 1 de 4'tür dedim. Bu soruyu da çok güzel bir şekilde zor ama bize zor var mı? Yok. Tonguç'la zor olmamaya devam. Güzel şekillere devam. Arkadaşlar artık son muhabbet. Son muhabbetleri çok güzel 3 tane sıralama sorum var. Sıralama sorularımı da bitirdim mi? Olayı patlatıyoruz. Bitiyor. Köklü sayılarla istediğin kitabı aç. istediğin soruya bak. Hiçbirini yapamama şansın yok. Çünkü bütün güzel soruları canlı yayında ve de burada sana göstermiş olduk dedik geçiyorum. Şimdi bak bunların içleri farklı. Ben bunları nasıl sıralayabilirim? Nasıl sıralarsın biliyor musun? İçleri farklıysa. Şöyle sıralarsın. Bunların köklerini eşitlersin. Bakın içleri aynı değilse kökleri eşitlenir. Kökleri aynı değilse içleri eşitlenir. O zaman bunların sen içlerini eşitleyemiyorsan köklerini eşitleyelim. 4 görünmez 2 3. Nerede birleşirler? 12'de. O zaman içeriği dışarıyı 3 ile çarpayım mı? Çarptım. Burası ne oldu? 5 üzeri 3. B dediğim şey nedir? B dediğim şeyde hemen çarpayım. 12 olması için içeriği dışarıyı 6 ile çarptım. C dediğim şeyde de içeriği dışarıyı 4 ile çarptım. Allah'tan küçük sayılar ve bildiklerim geldi. Nedir bu? 12. dereceden 125'tir. Çünkü 5'in kübü 5, 5, 5. 5 kere 5, 25. 5 kere 25, 125. Tekerlemesini söyledikten sonra ben 2 üzeri 6 da 2 üzeri 5'i çok iyi biliyordum. 2 üzeri 5, 32 idi. Süper. 2 üzeri 6, 64 oldu. C içinde zaten 9, 3'ün karesi 9, 9 kere 9, 81 olduğunu sen biliyorsun dedik. Peki A, B, C'yi küçükten büyüğe sıralayalım. 64 en küçük olduğu için 12. derecede büyüktür. Tabii ki de C 81, en büyükte 125A oldu dedim. Ve bu soruyu da çok güzel, çok tarz bir şekilde bitirdik. Geçtik böyle bir soruya. Böyle bir soru sıralama da sorulabilir. Kök yediler kök beşler, kök yediler kök beşler, kök yediler kök Ya burada bir çakallık, bir cinlik var sanki bak. Burada bir cinlik çakallık var gibi. Sen şurayı şöyle yapsan olur mu? Kök yedi kök beş var ya burada. Daha da gerek yok. Kök yedi kök beşleri bir ayıralım. Bak kök yedi kök beş ya da şöyle şurada ayıralım. Kök yedi artı kök beş her soruda var. Peki burada ne var? İki tane kök yedi mi var? Evet. Peki burada kök 7 kök 5 var mı? Kök 7 artı kök 5. Bak kök 7 artı kök 5 var. Burada ne kaldı? 2 kök 5 mi kaldı? Peki şunu da şuraya yazsam. Kök 7 artı kök 5 var mı? Var. Peki bir tane daha kök 7, bir tane daha kök 5 var mı? Var. Bakın bunların burası zaten aynı. E peki buradaki farka bakalım. Şimdi iki tane kök 7, kök 7 artı kök 7'dir. 2 tane kök 5. Kök 5 artı kök 5'tir. Kök 7 artı kök 5. Tabii ki de 2 tane kök 7 en büyük olacak. Tabii ki de 2 tane kök 5 en küçük olacak. Tabii ki de bir kök 7 bir kök 5 yaparsan bu da ne olacak? Kesinlikle ve kesinlikle ne olacak? Burada sıralamayı belirleyecek dedim. Gördüğün gibi bu güzel soruyu da yaptım senin için. Çok güzel, çok tatlı bir sıralama sorusuydu. Ve en son en zor sıralama soruma geldim. Nedir bu en zor soru? En zor soru şudur arkadaşlar. Burada olayın ne olduğunu çok iyi kavraman lazım. Bakıyorsun burası kök 13 artı kök 8. Buraya bakıyorsun kök 12 artı kök 9. Buraya bakıyorsun kök 17 artı kök 4. Bak bunu böyle yazsam ne olur? Bunu böyle yazarsan şöyle bir şey çıkar karşına. Ben burada bunu nasıl yapacağım? Ne yapacağım diye düşünürsün. Bak niye böyle yazdın hocam? Bazen de adamlar şunu fark etmeni istiyor. Ben her zaman size söylüyorum. Bir kere şizofrenci dedim. Dedi ki şizofren olacağımız bir olmadığımız kalmış dedi. Hayır arkadaşlar orada ben sana şizofrensin demiyorum. Soruya biraz şüpheci bak şüpheci şüpheci bak bu niye böyle bu niye şöyle matematik böyledir işte biraz istek biraz böyle farkındalık biraz neden arayacaksın bunlar niye 13'e 8 21 12'ye 9 21 17'ye 4 21 neden biliyor musun her iki tarafın karesini al a kare eşittir birincinin karesi 13 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 13 kere 8 artı ikincinin karesi bunun karesini al. 12 artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi 3 karesini al. O da nedir? 17 artı birinci ile ikincinin çarpımının çarpımının 2 katı artı kök 4'ün karesi de 4'tür. Bak, olaya bak. Biraz önceki soruya döndü mü? Döndü. 2 tane kök içinde 13 kere 8 80 artı 104 etti. b kare eşittir nedir? 21 artı 2 tane kök içinde 12 kere 9 90 artı 18 108 etti. C kare eşittir. 21 artı 2 tane kök içinde 17 kere 4 20 olsaydı 80 olacaktı. 12 çıkardın. Ne oldu? 68 ya da 15 kere 4'ü çarptın. 62 tane 8 4 ekledin. 8 68 oldu. Bak bunların buraları aynı. Buraları aynı. Kök içinde sıralamayı belirleyecek. Kim büyüktür abi ya da kim küçüktür arkadaşlar? Tabii ki de C küçüktür. Sonrasında 104'ten dolayı A küçüktür. En büyük de B'dir dedim. Bu müthiş soruyu da sizler için bitirdim. Bomba gibi bir video. Süper bir video. Çok güzel bir video. Çok uzatmayalım artık. Bu videoyu da bitirelim. Köklü sayılarla ilgili bir sorunun kalmadı arkadaşım. Canlı yayını yaptık. Sorularla çözümü yaptık. Köklü sayıda işi bitmiştir. O zaman karşında ödülü soru. Yorumları ceil cevapları yoruma bekliyorum hepinize kolay gelsin görüşürüz